Kastamonu ilimizi vuran sel felaketinde en fazla ölüm dere kıyısındaki binalarda meydana geldi. Dere yataklarına imar izni verilmesi yeniden tartışma konusu olurken Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rüken Okyay, Çiçek Şanlıurfa'da dere yataklarında yanlış yapılaşmanın olduğuna dikkat çekti. Kastamonu, Van ve birçok ilde yaşanan sel felaketinin ardından dere yataklarına imar izni verilmesi yine gündeme geldi. Dere yataklarının taşkın alanları, dere yatağının haricinde bir de dere taşkın alanları var. İmar bölgeleri kesinlikle değil bu bölgeler. Dere yatağında yeni yapılmış apartmanlar ve inşaatı devam eden yapıların olduğu gözden kaçmazken, Şanlıurfa dahil birçok ilde dere yatağında imara izin verilmekte. Şanlıurfa'da da özellikle Karaköprü ilçesinde dere yataklarına yapılan yüksek binalar herhangi bir sel felaketinde can ve mal kayıplarına neden olabilir. Kentte çok fazla yağış olmamasına rağmen son günlerde yaşanan felaketler ve yağışlar nedeniyle korkuya neden oldu. Herhangi bir sel baskını veya dere taşkınının muhtemelen önüne her şeyi kapıp götüreceğini ifade eden Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rüken Okyay Çiçek, bu konuda bilimsel adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti. Bizler de imar izinlerini verdiğimiz zaman, imarlaşmayı açtığımız zaman bu bölgeleri imarlaşmaya açmamalıyız. Dere yatağında bulunan bütün yapılar tehlike altındadır. Nitekim Kastamonu ilindeki sel felaketinde henüz 3 yaşında bir bina çökmüştür. Selle baş edememiştir. Bu yüzden elimizden geldiği kadar yapılarımızı dere yataklarından uzak bölgelere yapmak zorundayız. Bu şu demek, imar aflarını yanlış değerlendirmemeliyiz, yanlış kullanmamalıyız. Bu anlamda rant politikalarına heba etmemeliyiz can güvenliğimizi. Bu yanlışlardan dönülmesi için geç değildir. Bundan sonra atılacak adımların bilimsel adımlar olması gerektiğine inanıyorum. Bunun da yapılacağına inancım sonsuz.